Rabbimizin en sevdiği amellerden biri, iki sevenin birbirine nikahla bağlanmasıdır. Peygamber Efendimiz buyurur ki, insan yarımdır. Ancak evlenince tamamlanır. Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ali ile evlendirmeden önce kendilerini yanına çağırdı ve buyurdu ki, ya Ali, seni kızım Fatıma ile evlendireceğim. Lakin ona köle olursan, kızım Fatıma, seni Ali ile evlendireceğim. Lakin ona cariye olursan. Onlar bu anlayışı hayatlarına tatbik ettiler. Ve bu evlilik bütün insanlığa misal teşkil etti. İnşallah sizlerin de evliliği bu anlayış üzerine inşa edilir. Amin. 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 Buyur kızım. Efendim, bu insanlar bana kucak açtılar. Annemin, babamın yokluğunu bana hissettirmediler. Benim dinimi, kavmimi sorgulamadan kardeş gibi bana sahip çıktılar. Sizin dininiz, Yüce İslam'ın gayrı benim dinim olmasını isterim. Nasip görürseniz nikahtan evvel Müslüman olmak, öyle evlenmek isterim. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde buyurur ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Ne mutlu bu insanlara ki ayet-i kerimeye uygun davranmışlar. Ne mutlu sana ki Müslüman olmaya niyetlenmişsin. Şimdi söyleyeceklerimi tekrar edesin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah mübarek eylesin. Amin. 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 Şimdi hidayetini perçinleyecek güzel bir isim vermek icap eder. Senin ismin bundan sonra Hafsa Hatun olsun. Rabbim seni cennetinde Peygamber Efendimiz'e ve adını aldığın mübarek eşi Hafsa anamıza komşu eylesin. Amin. 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 Ertuğrul Bey, sen zaferini gönülleri de kazanarak perçinlemiş oldun. Bir insanın hidayetine vesile oldun. İşte Allah katında en güzel zafer budur. Böylesi zafer de ancak beylerbeyine yakışır.